Ekonomi ve finans eylem planı. Muhalefet epey bir ekonomiyle ilgili bir şeyler yapmaya, adımlar atmaya, kongreler düzenlemeye devam ediyor görüyorsunuz. Ali Babacan da kendi partisinin bu eylem planını açıkladı. Bu eylem planında neler var? İktidara yönelik eleştiriler var elbette. Özellikle yoksulluk, enflasyon ve işsizliğin bir sorun olduğunu ifade ediyor. Bunların çözümü için de 5 maddelik bir plandan bahsediyor. Merak etmeyin, bugün şapkadan tavşan çıkartmayacağız. Şapkadan tavşan çıkaranlara da hiçbirimiz itibar etmeyelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı. Plan, 90 ve 360 günlük süreçte atılacak adımları içeriyor. Eylem planımızın temelinde partimizin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi yer alıyor. Babacan, ekonomi planı kapsamında 5 temel prensip sıraladı. Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına düşen milli geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir. Ülkemizi gelir dağılımında OECD ülkeleri içerisinde en kötü sırada olmaktan kurtarmak, aşırı yoksulluğu daha önce yaptığımız gibi yeniden sıfırlamaktır. Enflasyonu bir kez daha düşük tek haneli rakamlara indirmektir. İşsizlik oranlarını tek haneli seviyelere yeniden çekmek. Vakti zamanında bana fren Ali diyenlerin Türkiye'ye dayattığı dur kalk tipi istikrarsız büyüme modelini derhal terk edeceğiz. Deva lideri Türkiye hedef aldığı temel ihtiyaç maddelerindeki ÖTV'yi kaldıracağız dedi. Merkez Bankası'nı tam bağımsızlığa kavuşturacağız. Bağımsızlığına kavuşturacağımız bir diğer kurumsa TÜİK olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nu rakamları ayarlama enstitüsü olmaktan çıkartacağız. Haksız gelir dağılımına ve dengesiz kaynak tahsisine yol açan uygulamalarla da mücadele edeceğiz. Vatandaş odaklı bir vergi sistemine geçeceğiz. Bir kilitte Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarına ve ofislerine vuracağız. Gelir vergisi tarifesini aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak yeniden düzenleyeceğiz. Temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki ÖTV'yi kaldıracağız, KDV'yi indireceğiz.